yaptırın da bir görüntü alalım. This is again another temporary but here boy. Because it needs there's a push here. You have a lot of you're very good. So, sorry, I just arranged always for my height. There are portions here. We are doing mainly breeding population research and migration monitoring and bringing how and etc. they found it. Yeah. Do you want to keep it? We are finished. Yes. You just can keep it and. Okay. Oh, they're fine. Go back to Europe. Which come from Asia, that this is a common effort in which the European Union, Turkey, and many other countries have to work together. So we are also here to see the efforts made by our cooperation. Since 2002, the European Union has invested 15 million in helping Turkey in preserving different ways biodiversity with different projects. And we will continue to do so because this is our common region, our common geography, and our common nature. So we're happy also to see how effective the support is we can provide to Turkey in this dimension. Bugün burada kuşları gördüğümüzde de, örneğin göçmen kuşları gördüğümüzde de öğrendik ki Avrupa'dan gelen, Avrupa'ya geri dönen, Asya'dan gelen kuşlar var burada. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Türkiye ve diğer ülkelerin ortak bir çabası gerekiyor. Birlikte çalışmak durumundalar. Avrupa Birliği bu anlamda Türkiye'ye destek veriyor. 2002'den bu yana 15 milyon euro yatırımda bulundu, destekte bulundu bu biyoçeşitliliğin korunabilmesi için ve bu desteği vermeye de devam edeceğiz. Çünkü ortak, burası bizim ortak bölgemiz, ortak coğrafyamız, ortak doğamız ve bu tür desteklerin ne kadar etkili olduğunu görmekten de mutluluk duyuyoruz. This year in Montreal, an important what we call COP15 meeting will be held on biodiversity. And the President of the Commission, President von der Leyen, has called recently on the international community to really adopt ambitious goals for this purpose. And we need the support of every country to make this a global and successful global agenda. So we are looking forward also to the contribution of everybody for this summit. Bu yıl Aralık ayında Montreal'de COP15 toplantısı yapılacak ve konusu biyoçeşitlilik. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın von der Leyen de uluslararası topluma bir çağrıda bulundu. Biyoçeşitlilikle ilgili bir takım hedeflerin belirlenmesi konusunda. Bu hedeflere ulaşmak için tabii herkesin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyacımız var. Ancak hep beraber çalışarak ve onların da desteğiyle bu küresel gündem maddesi, bu önemli konu başarıya ulaşabilir. The different areas you can see here, the quantity of birds, different species, the work which is done to preserve and to preserve the site, to preserve the different ecosystems, and thus to give home to all these species, in particular birds, migratory and birds which stay here all year. So it's very impressive to see this huge, huge, huge delta and the efforts which are done here by the Turkish authorities, and I also want to thank the Ministry of Agriculture and Forestry for their cooperation with us on these issues. And it's really a common endeavor which needs every effort to be made. Thank you. Gerçekten bugün buradaydık. Çok etkileyici bir alan burası. Bu alanın içerisinde çok farklı başka alanlar da var. Mesela kuşların sayısı, kuş türlerinin çeşitliliği, ekosistemleri ve bu alanları korumak için yapılan çalışmalar tüm kuşlar için buranın bir ev konaklama alanı olabilmesini sağlamak için bunlar hepsi çok etkileyici. Burada
hem göçmen kuşlar var hem bütün yıl kalan kuşlar var. Gerçekten çok büyük bir delta. Çok da etkilendik bunu gördüğümüz için ve burada yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye yetkililerine, makamlarına, Tarım Orman Bakanlığı'na işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii bütün bu çalışmalar ortak çabayı gerektiren çalışmalar. You can continue speaking. Ya bir tane fotoğraf istiyorum. Gelsene. Bazı şey gibi, evet. Burada nasıl araç? Ben komutanım. Yapana yap. Hayır hayır. Şuraya geldiğiniz için geri gidiyor. Tamam, git.